Bu arada efendim biliyorsunuz Pınar'ın iki arabaya bindiği iddia ediliyor. Bir tanesi halı yıkama işi yapan kişi onunla konuştuk onu da izleyeceğiz. Diğeri de Pınar'ın kabul etmediği beyaz binek bir araba. Evet Mustafa Bey da karşı mi? komşu diyor ki beyaz binek araba geliyordu. 185 boylarında siyah bıyıklı, yapılı bir adam. Esmer, 180 185 evet. boylarında bıyıklı bir adam. Evet. Beyaz da arabası var. Evet. Siz hiç gördünüz mü böyle etrafta böyle Şimdi birini? Şimdi o halıcının ben beyaz arabasından görmedim. Bizim oradan halı getirirken getirirken gördüm. Ya samimiyetli olmadı yani. Tamam peki diğer beyaz binek araba? Onu çünkü evimiz biraz uzak. Biz onu göremek. Onu göremediniz. Göremek. Peki Ahmet Bey ise bambaşka bir şey anlatıyor. Hoş geldiniz efendim teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Siz ne kadar ailenin içindeydiniz? Ben aile amcamın oğlu hem de kayılim ve hem amcam hem kayıma babam. Ben. Baya yakınsınız. Yakınlık yani bilmiyoruz. Ben, evet. yani evet, evet. ben her zaman gelir giderim oraya. Kız evlisin. Evet. Yaniyim. Ben her zaman gelir giderim oraya. Ben iki günde en az iki günde bir sefer oraya uğrarım. E, evlat yarısı gibisin ya. Ben Hı -hı. bir tek amcam var orada. Gidecek başka bir yerim yok. Peki ne biliyorsunuz Mehmet'le Pınar için? Mehmet ne Pınar benim oğlum askere gidecekti. Hı? Biz benim oğlum askere gidecekti. Bizi evet. askerde yemeğe çağırdı. Askere gidecek çocuğu. Ha. Ben de bunlarla beraber ailecek vardık. Oturduk. Bize yer sofrası serdik. Yemek yiyeceğiz. Aysel Hanım da orada. O sofrada. Ben de o sofrada, Ailecek 8-10 kişi var bu sofrada. Bize çorba geldi. Mercimek çorbası. Pınar. Pınar mercimek çorbası getirdi bize kendi evinde. Tamam. Mercimek çorbası getirince ben yan yana oturuyorum. Mehmet Mehmet çorbayı aldı. Ya dedi bu çorbada bir ilaç var dedi. Bu çorbanın rengi değişik dedi. Ben çorbaya baktım. Çoyu, çorba koyu yeşil ya da kahverengi bir değişik renkli çorba. Yani Sizin mercimek çorbalardan farklı. Bizim çorbalardan farklı. He. Bayağı farklı bir çorba. Mehmet dedi ki ben bu çorbayı yemem dedi. Aysel Hanım'a dedi ki, Aysel yenge şuna sen de bak dedi. Aysel Hanım da baktı çorbaya. Tattı mı sende? Evet. Ç çorbada ne abla, abla dedi, e, çorbanın tadına bakar mısın dedi. E, değişik bunun tadı dedi. Benim çorba sizinkilerden farklı dedi. Ben de baktım, ilaç tadı vardı. ilaç acısı tadı vardı. Biz iki gibi değildi. Ee? Mehmet dedi ki, benim çorbam değişik dedi. Ben He. bunu yemem dedi. Pınar da dedi ki ne? Hiçbir şey yok canım. Ye çorbanı. Onu sana yaptım dedi. O senin dedi. Hatta Ahmet abi dedi ki ne? Ver ben içeyim çorbaya dedi. Hayır, o Mehmet içecek onu dedi. Ee, Bunlar. Evet. Onda ne varmış dedi Ahmet abi. Ver o çorbayı ben içeyim dedi. Vermedi. Onu Mehmet içecek dedi. Ee, onda da Mehmet de dedi ki ne? Aptal şu çorbanın sen de bakar mısın tadına dedi. Sen Bak, de ilaçla o... daldın. E sonra ne oldu evet. çorba? Çorbaya sonra çorbaya bana vermediler. Ben içeyim neyse ne Pınar olacaksa. Pınar mı vermedi? Pınar vermedi çorbayı. Ne olacak? Mehmet içecek illa ki bu çorbayı diyor. Biz yok annesi de yandı. Pınar'ın Hı. annesi de var o sofrada. Benim eşim de var. Asker, askerdeki çocuğum Hayır, da Pınar var. Pınar demiyor mu yani? Ne tadı değişik? Hepsini aynı tat eden konuşuyor. Hepsi Anne, aynı diyor zaten. Hepsi He. aynı diyorlar. Ama annesinin çorbada ne konduğunun haberi var. Çünkü annesi... Kızım ne var o çorbada diyebilir orada biz aynı sofrada. Bir sonra ne oldu çorba? Çorba ondan sonra Pınar Hanım götürdü. Aldı, mutfağa götürdü, lavabodan döktü, çeşme açtı. Ee? Dürüsten niye bu çorbada ne varsa bana verin, ben içeyim. Öldürecekse ben öldürsün. Siz ne olduğunu düşünüyorsunuz çorbanın içinde? Çorbada bir ilaç vardı, ne olduğunu bilmiyorum ben. Madem iletişim oldu... Ne zaman oldu bu olay? Bir yıl önce. Olay birinci ayın 25'i, 26'sı o arada oldu. Çocuk askerliği yani. Askerliği çocuk askerliği bitirecek, iki ay kaldı benim çocuğumun. E pek Peki Mehmet demedi mi sen ne koydun benim çorbamın içine? Söylemiyor. Ya? Söylemedi. Sordu Peki, yani. Sordu. Peki, niyeti ne olmuş olabilir kocasını etkileyerek? Ilaçına. Şimdi niyeti Pınar'ın niyeti şuydu. Pınar'ın niyeti Mehmet ortadan kaldırıp başka birileriyle ilerleye dönük yuva kurmaya, evlenmeye çalışıyordu. Pınar'ın niyeti buydu. Yani evlenmeden, Mehmet'i ortadan kaldırmadan da evlenmek mümkün. Mümkündü. Çok uzun sürüyor hocam. Mümkündü. Uzun sürüyor, acele. Mümkündü, uzun sürüyor. Şimdi birisi boşanırım diyor, biri boşa ayrılırım diyor, biri ayrılmam diyor. Ayrılma dediği Ayrılmıyor zaman yani dava uzun süre uzun sürdüğü zaman iş uzuyor. O zaman Zaten sen işte... öbürü, öbür, erkek arkadaşınla gezerken görünüyorsun, görenini ondan sonra da bu filancaların geline değil mi bununla geziyor denecek. Ama eşinden ayrılırsa bu soruyu kimse sormayacak. Ama bütün bunları söyle <laughs> pardon bütün bunları söylerken hani Pınar'ın da sizin gelininiz olduğunu düşünerek yani Pınar'ı gören, eden biriyle falan birisi var mı ki siz bu iddiaları ortaya atıyorsunuz? Orası da küçük yer. Yani birilerinin de bunu görmesi var, lazım. Var, gören var. Pınar'ı o insanla gezerken gören var ama çıkıp da söylemiyorlar. Size Hangi nasıl geldi insandan? bu? Hangi Bize insan o? Pınar'ı bu benim arkadaşım ya da bu benim sevgilim diye gezdiği insanla Pınar'ı gören var ama... Tamam. Nerede gezmiş? Nasıl biriyle gezmiş? Evleri bunların gezmeye müsait. Bizim çevre baraj yolu var. Ha. Berke barajla giden bir yol var. Orada aşağıya dedim kamara yok. Bir şey yok. Orada araba geçer ama yayan insan saatte bir sefer ya da günde bir sefer, iki sefer geçer oradan. Ha. Peki kiminle görmüşler? Esber, uzun boylu, bıyıklı bir tanesi diyorlar. Bu bir de zabıta diyordunuz ondan mı bahsediyorsunuz? Ben zabıta acaba? kim olduğunu bilmiyorum ben orası. Zabıta Hayır zabıta ile görüyoruz. İspatlayamak dedik yani bir, kere görmüşler. Hayır zabıtanın tipi nasıldı? Yani onu biz resim gösterdik söyleyen adama bu değildi. O zaten 4 ay bir cezaevinde bakaldı. Kimin resmini gösterdiniz? Belediyeye gittik Zabıta'nın resmi Bu mu? Ya dedi ben çıkartamayacağım şimdi dedi. oyla karşı, kaldı o yani. yani. bizden ispatlayamadık. Bir dakika siz bu zabıtaların resmini o görene ne zaman gösterdiniz? Bu sene göster. Yani bu ben geçen buradan gittiğimde gösterdim. <laughs> Mehmet Bey daha kaybolmadan. Kaybolduktan sonra gösterdik. Yeni yeni bura gelmeden. Bura gel yani ha, Kaybolduktan, kaybolduktan sonra gösterdik. Kaybolduktan sonra gösterdik. Adam dedi ben teşhis edemem dedi. Peki bize. yani bu böyle işte bıyıklıydı, şuydu, onunla geziyordu falan dedikoduları ne kadar zamandır var? Bu olayı Mehmet kaybolduktan sonra duyduk biz bunu. Önceden bir şey Önceden mi? bir şey yoktu. Bize yani, önceden deseler biz Pınar Hanım'ı takip ederdik. Kiminle konuşuyor, kiminle geziyor takip ederdik. Pınar Peki Hanım, Mehmet kaybolduktan sonra mı Mehmet biz kaybolduktan onu zavuzayla sonra... gördük dediler? Pınar Hanım diyor ki ben evden hiç çıkmayayım diyor. Ben birinde kendi evlerine vardım. Akşam 5 idi. Saat 8'de dışarı çıktım. Amcamın evine vardım. Bir çocuk ağlıyor. ışık sönük. Vardım bunun ufak çocuğu var Samet diye. O zaman bir buçuk iki yaşında bir çocuk. Bu çocuk ağlıyor. ışıkları sönük. Cama vurdum. Mehmet, oğlu küçük Mehmet açtı pencere. Baba niye ağlıyor Samet dedim. Amca dedi, Samet annem istiyor dedi. Annen nerede dedim. Annem dedi, gezmeye git arabayla dedi. Biz de ışığı söndür ışığı yapman, kimseye de kapıyı açman dedi. Biz de içerideyik içeride dedi. Ufak çocuklar içeride ağlıyor. Ve saat sekiz oldu. Şimdi ben insan kör olsa, bir araba, en ufak bir araba, iki metreye, üç metre. Ben oradaydım o saatte diyor. Orada araba da yoktu, bunlar da yoktu. bunlar evde durmaz ki. Bunlar bize gelin geleli 10 yıl oldu. 10 yılda 4 yıl bizde durduysa 6 yıl annesinin evinde durdu. Kurbanın dahi orada kesti. Ama kocası yok evde o da annesinin oraya gitti. Annesine gittiğine bir şey değil mi yok? Hı. Bunlar... Bunlar da kocasıyla aynı orada kesti. Kurbanın kestim. da kocasıyla orada kesiyor. Çünkü küslü. Yani siz bu gelinden hep şüpheleniyor muydunuz açıkçası? Evet şüpheleniyorduk. Şüpheleniyordunuz. Benim evet. yani şüphem o ilacı koyduktan sonra o çorbaya... Ondan sonra ben şimdi diyeki şüphem ondan doğuyor. Yani bir ilaç koyarak yavaş yavaş Mehmet'i ortadan kaldırmaya çalıştığımız evet, aslında. Doğru. Aslında.